Bismillahirrahmanirrahim. İmam-ı Rabbani Risalelerinden Mebde ve Meyattan devam ediyoruz. 14. Bölüm Peygamberimizin Ayrıcalığı Son peygamber olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer peygamberler arasında zati tecelliye kavuşmakla ayrıcalıklıdır. Bütün kemalatın üstünde olan bu nimet ona mahsustur. Ona tabi olanların büyükleri için de o özel makamdan bir nasip ve hisse vardır. O sözü duyan kişi şöyle demesin. Bu durumda bu ümmetin büyük verilerinin diğer peygamberlerden daha üstün olması lazım gelir. Oysa bu anlayış ehli sünnet ve cemaat itikadına aykırıdır. Allah hepsinden razı olsun. Bu zati tecelli cüz'i ve küçük bir fazilet değildir. Bu ümmetin verilerinin diğer peygamberlerden üstünlüğü şüphesi zahir olsun. Aksine büyük bir fazilettir. İnsanların üstünlüğü allah Teala yakınlıklarına göredir. Bütün üstünlükler ise bunun altında kalır. Böyle diyen kişiye cevaben derim ki, bu ümmetin büyük velilerinin o makamda nasibi olması diğer peygamberlerden üstün olmalarını gerektirmez. Üstünlük makama ulaşmaya bağlıdır. Ümmetlerin en hayırlısı olan bu ümmetin büyüklerinin yükselişinin son noktası peygamberlerin ayaklarının altına kadardır. Peygamberlerden sonra bütün insanların en üstünü olan Ebu Bekir Sıddık'ın yükselişinin son noktası bütün peygamberlerin altında olan bir peygamberin ayakları altındadır. Bu konuda söylenecek son söz şudur. Bu ümmetin içinde Hz. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem tabi olan büyük zatlar için peygamberlerine mahsus olan en üstün makamın kemalatı altındaki makamdan tam nasip vardır. Hizmetçi nerede olursa olsun, efendinin artığı olan yiyecek ona ulaşır. Uzakta olan hizmetçi, efendisinin sırtından bedava geçirme yoluyla öyle nimetlere ulaşır ki, hizmet şerefi olmadan efendi yakın olanlara bile nasip olmaz. Şiir, o kafilededir, bilirim ama ulaşamam. Uzaktan çıngırak sesinin bana ulaşması yeter. Bunu da bilmek gerekir ki, bazen müritler şehirlerinin makamına ulaştıklarını, onlarla aynı seviyeye geldiklerini zannederler. İşin aslı anlatılan şekildedir. Aynı seviyeye gelmek şeyhlerin makamlarına tam olarak ulaşmakla olur. Yoksa o makamların kendiliğinden hasıl olması ile değil. Çünkü makamın hasıl olması yolla yollayan çalışmadan elde edilmesidir. Buradan müridin, şeyhinin makamına ulaşıp onun eşit olamayacağı anlamı da çıkmamalıdır. Çünkü durum öyle değildir. Eşitlik caizdir, hatta vakidir. Fakat o makama ulaşmak ile o makamın hasıl olması arasındaki fark çok incedir. Her mürit bu şansa ulaşamaz. Bu farkı anlayabilmek için doğru bir keşif ve açık bir ilham gereklidir. Doğruyu ilham eden Allahu Teala'dır. Selam hidayete tabi olanlaradır. Amin. 15. Bölüm Bir Manevi Halin Gelmesi ve Gitmesi Bir derviş şöyle sordu. Bu tasavvuf yolunun yolcusuna bir hal gelir, bir süre kalır sonra gizlenir. Bir müddet sonra o hal tekrar görülür, ardından yine gizlenir. Bu şekilde Allah'ın dilediği zamana kadar devam eder. Bunun sebebi nedir? Cevabı şudur. İnsanoğlunun yedi latifesi vardır. Bu latifelerden her birinin bedendeki hakimiyet süresi farklıdır. Binaenaleyn, eğer bunlardan en latif olanına güçlü bir manevi hal gelirse, tasavvuf yolcusunun her yeri o latifenin rengine boyanır. Karakterine bölünür. O hal, latifelerin hepsine sirayet eder ve o latifenin hakimiyeti müddetince devam eder. O latifenin hakimiyet süresi bitince o manevi hal gider. Bir süre sonra o hal tekrar dönüp gelirse, bunun iki ihtimali vardır. Manevi hal ya önceki aynı latifenin üzerine gelir ki, bu durumda ilerleme yolu tasavvuf yolcusuna kapalıdır ya da hal diğer bir latife üzerine gelir ki bu durumda ilerleme yolu açıktır. Diğer latifede iş birinci latifedeki gibidir. O halin kaybolmasından sonra aynı hal geri dönerse önceki iki ihtimal yine söz konusudur. Bütün latifelerin durumu böyledir. İşte gelen manevi hal asli surette bütün latifelere sirayet ederse halden makama dönüşür. Yok olmaktan kurtulur ve kalıcı olur. Halin hakikatini en iyi bilen Allah'tır. Salat ve selam insanların efendisine ve temiz ailesine. 16. bölüm Bir ayetin ince manası. Allahu Teala buyurdu ki: "Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin. Eğer siz yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız ona şükredin." Bakara suresi 172. ayet. Burada eğer siz diye başlayan şart cümlesinin yemek ile ilgili şarta bağlı olması muhtemeldir. Yani ibadet ve kulluğu sadece Allah yapacaksanız size rızık olarak verdiğimiz lezzetli şeylerden yiyin. Eğer kulluğu sadece Allah yapmayacak, nefislerinizin arzularına kulluk edecekseniz bu lezzetli rızıklardan yemeyin. Çünkü bu durumda siz manevi kalp hastalığına tutulmuşsunuz demektir ve lezzetli rızıklar sizin için öldürücü bir zehirdir. Kalp hastalığınız ortadan kalktığı zaman lezzetli şeyleri yemeniz sizin için uygun olur. Keşşaf sahibi bu ayetteki tayyibat yani temiz şeyler kelimesini ardından şükür talebi geldiğini dikkate alarak lezzeti yiyecekler diye yorumlamıştır. 17. Bölüm Allah'ı tanıyan kişiye günah zarar vermez cümlesinin manası. Büyük velilerden bazıları şöyle demiştir. Allah'ı tanıyan kişiye günah zarar vermez. Yani Marifetullah'a ulaşmadan ve Allah'ı tanımadan önceki günaha ona zarar vermez. Çünkü İslam önceki günahları kesip atar. Gerçek İslam, sufilerin yolu ve metodu üzere fena ve beka mertebelerinden sonra Allah'ı tanımaktır. Ve bu tanımanın yani marifetullah'ın elde edilmesi daha önce oluşan günahları siler ve yok eder. Ayrıca bu sözde günah kelimesiyle kastedilen şey Allah'ı tanıdıktan sonraki günah da olabilir. O zaman bu günah ile büyük değil, küçük günah kastedilmiş olur. Çünkü Evliyaullah büyük günah işlemekten korunmuştur. Küçük günahın onlara zarar vermemesi de, günahta ısrarcı olmamaları ve hemen tevbe ile onu gidermeleridir. Yine bu sözün manası, Allah'ı tanıyan kişiden günah sadır olmaz şeklinde de olabilir. Günah işlemeyince onun zararı da olmaz. Cümlede gerekli olan Allah'ı tanımak, zikredilmiş ve onun gerektirdiği şey günah işlememek kastedilmiştir. Yoldan çıkmış bazı mülhitlerin bu cümleyi Allah'ı tanıyan yani Arif'in kişinin günah işlemesi caizdir. Çünkü günah ona zarar vermez diye yorumlamaları batıl, kesinlikle geçersizdir ve açıkça zındıklıktır. Onlar şeytanın yandaşlarıdır. İyi bilin ki şeytanın yandaşları hep kayıttadırlar. Mücadele Suresi 19. Ayet Rabbimiz bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğritme. Bize tarafından rahmet bağışla. Lütfü en bol olan sensin. Amin. Ali İmran Suresi 8. Ayet Salat ve selam Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Mağfireti bol olan Allahu Teala dilerim ki zulüm ve kul zulüm ve kul hakkı türünden olsa bile Hakiki İslam'a erişen Arif'in bu irfandan önce işlediği günahlar ona zarar vermesin. Çünkü Hak Teala kayıtsız şartsız maliktir. Kulların kalpleri onun kudret parmaklarından ikisinin arasındadır. Dilediği gibi çekip çevirir. Bilindiği üzere mutlak ve genel anlamda İslam yani Müslüman olmak zulüm ve kul hak haricindeki günahları yok eder. Bir şeyin hakikati ve kemalinde ise genelinde olmayan bir üstünlük vardır. 18. bölüm Allah'ın varlığı hakkında özel bilgi. Allahu Teala zatı ile mevcuttur. Vücut yani var olma sıfatı ile değil. Diğer varlıklar ise böyle değildir. Onlar vücut ile mevcutturlar. Binaenaleyh Hak Teala var olma konusunda vücuda muhtaç değildir ki gayre ihtiyacı olmasın diye onun vücudu zatının aynısıdır, zayit değildir desinler. Böyle olursa vücudun zat ile aynı olduğunu ispat konusunda birçok delillere ihtiyacımız olur ve ehri sünnet ve cemaatin çoğuna aykırı düşmüş oluruz. Çünkü bu büyük insanlar vücudun zat ile aynı olduğunu kabul etmiyorlar ve vücudun zata zait yani ilave bir sıfat olduğunu söylüyorlar. Şurası açıktır ki vücudun zait olduğunu kabul etmek Allahu Teala'nın Allahu Teala'nın başka bir şeye muhtaç olduğu sonucunu doğurur. Eğer Hak Teala zayit bir vücut ile mevcuttur ya da kendi zatı ile mevcuttur dersek ve buradaki vücut kelimesiyle arazi am yani genel bir sıfat kastedersek hem ehli haktan olan kelam ulemasının çoğunun sözü doğru olur hem de muhaliflerin Allah'ın başka bir şeye muhtaç olacağı konusundaki itirazları ortadan kalkar. Allahu Teala'nın zatı ile mevcut olduğunu söyleyip vücuda bir tesir vermemek ile Allah-u Teala vücut ile mevcuttur demek ve o vücudu da zaten aynısı olarak kabul etmek arasında açık bir fark vardır. Bu bilgi Allah-u Teala'nın bana tahsis ettiği özel bir bilgidir. Bu sebeple Allah'a hamdolsun, Resulüne de dua ve selam olsun. Amin. 19. Bölüm Aynı konu hakkında ilave açıklama. Allah u Teala'nın özelliklerinden biri kendi zatı ile var olması ve var olmak için vücuda muhtaç olmamasıdır vücuda zatın aynısıdır demek ile zat üzerine zahittir demek eşittir ve her iki durumda da sakınca vardır vücut zatın aynısıdır denirse uzun delillere ihtiyaç vardır ve ehli sünnetin çoğuna aykırı düşülmüş olur vücut zatı zahittir denirse Allah'ın var olmada başka bir şeye ihtiyacı olduğu zannedilir Hak Teala'nın adeti şöyle cereyan etmektedir ki kişi bu durumu bilsin ya da bilmesin. Vücub mertebesinde yani ilahi alemde Allah'ın sıfatları gibi var olan her şeyin bir numunesi imkan mertebesinde yani evren ve dünyada bulunmaktadır. Bu özelliğin ve adetin bir örneği imkan alemindeki vücudu yani varlığı meydana getirmiştir. Vücut her ne kadar mevcut değil ve makulat-ı saniyeden yani tür ve cins gibi karşılığında bir şey olmayan ve harici mevcudata hamledilmeyen bir kavram ise de onun vücudu olduğunu farz edelim. Bu durumda Hak Teala kendi zatıyla mevcut olacaktır. Başka bir vücut ile değil. Diğer varlıklarda ise durum böyle değildir. Onların var olması vücuda muhtaçtır. Zatları yeterli değildir. Ama eşyanın var olmasında etkisi olan vücut her mevcut olursa kendi zatıyla mevcut olacak ve diğer bir vücuda muhtaç olmayacaktır. O halde varlıkların yaratıcısı olan Allahu Teala müstakil olarak kendi zatıyla var olsa ve vücuda asla ihtiyacı olmasa bunda şaşılacak ne var? Bunu idrak etmekten uzak olanların şaşkınlığı konumuzun dışındadır. Doğru ilham eden Allahu Teala'dır. Eğer bir kişi şöyle sorarsa: "Filozoflar, eş'ariler ve bazı sufilerin vücudun zat ile aynı olduğu hakkındaki sözlerinden maksatları senin önceki bölümde kaydettiğin allah Teala kendi zatıyla mevcuttur, vücut ile değil şeklindeki cümle ile aynıdır. Bu durumda zatının aynı olan bir vücut ile mevcuttur sözünün manası var olan zatıyla vardır, vücut ile değil şeklinde olmaktadır. Cevaben deriz ki bu durumda ehli sünnet vücudun zata zahit olduğunu söyleyen maturidiler ile onların vücudun zat ile aynı olduğunu söyleyenler ihtilafı birbirine zıt değildir. Böyle olsaydı ehli sünnet olanların bu meselede onlara zıt olarak şöyle demeleri gerekirdi. Hak Teala vücud ile mevcuttur, zat ile değil. Bu durumda vücudun zahit olduğunun ispatı bu cümlenin doğal sonucu ve ilavesidir. Bu sebeple vücudun zahit oluşunun ispatı şunu göstermektedir ki, iki grubun ihtilafı vücudun kendisinde değil, belki vücudun sıfatındadır. Yani zat ile aynı mı yoksa ona zayit mi olduğu meselesindedir. Her iki grupta Allah'ın vücut ile mevcut olduğu konusunda hem fikirdirler. İhtilaf ise vücudun zat ile aynılığı ve ziyadeliği meselesindedir. Eğer derlerse ki Allahu Teala kendi zatı ile mevcut olduğuna göre ona mevcut demenin anlamı nedir? Çünkü mevcudun manası vücudun yani varlığın kendisiyle ayakta durduğu şey demektir. Burada ise asla vücut yoktur. Cevaben deriz ki, evet Allah'ın zatının kendisiyle mevcut olduğu vücut allah Teala hakkında söz konusu değildir. Ama genel sıfat yani arazi am olarak Allah'ın zatı için söylenen ve yoluyla hamlonulan vücuda o vücudun kaim olması itibariyle Allahu Teala için mevcut demek mümkündür. Hiçbir hiçbir sakıncası yoktur. Vesselam. 20. bölüm Görülen ve hayale sığan şeyler Allahu Teala değildir. Müşahede sahasına gelen, görülen, bilinen, vehim ve hayale sığan Tanrı'ya asla tapmam. Çünkü görülen, bilinen ve hayal edilen şey gören, bilen ve vehmeden gibi sonradan yaratılmıştır. Mısra ben ağza sığmayan büyük lokmayı isterim. Tasavvufi yolculuğun gayesi perdeleri yırtmaktır. Bu perdeler ister ilahi aleme, ilgili olsun ister bu alemle yani imkani alemle ilgili. Tüm perdeler yırtıldıktan sonra vaslı uryan yani hakka tam kavuşma nasip ve müyesser olur. Bundan maksat matlubu avlamak ve bağlamak değildir. Şiir Anka kuşu avlanamaz tuzağını topla. Burada tuzağa ancak hava girer yani eli boş kalır. Allah'ı görme işi ayrete kalmıştır ve bunun gerçek olduğuna inanırız. Ancak bunun nasıl olacağıyla ilgilenmeyiz. Halkın idraki bunu anlayamayacağı için bu konulara girmiyoruz. Yoksa seçkin insanlar anlayamaz diye değil. Görmek diye adlandırılması bile seçkin insanlar için dünyada bu makamdan bir nasip vardır. Selam doğru yola tabi olanlara. 21. Bölüm Bu Konu Hakkında ilave Bilgi Görülen ve bilinen her şey mukayyettir yani kayıtlı, şartlı ve sınırlıdır mutlaklığın yalanlığından aşağıdadır. Matlub olan Hak Teala ise bütün kayıtlardan azadedir. O halde onu görüntü ve bilgi sahasının ötesinde aramak gerekir. Bu iş aklın idrakinin ötesindedir. Çünkü akıl görülen ve bilinen şeylerin ötesini araştırmayı imkansız sayar. Şiir Perdenin ötesindeki sırrı mest olmuş rintlerden sor. Çünkü yüksek makamlı bile olsa sufi bu hali bilemez. 22. bölüm mutlak olanın yalınlığı. Mutlak yani kayıtsız olan, kendi mutlaklığının yalınlığı üzerinde üzere üzeredir. Hiçbir kayıt ve bağ ona yol bulamaz. Ama mutlak Hak Teala mukayyet aynada zuhur edince, alemde tecelli edip görününce onun yansıması ve aksi aynası aksi aynanın hükmünü boyar. Mukayyet ve sınırlı olarak görülür. Göze ve bilgiye sığar. Dolayısıyla görülen ve bilinen ile yetinmek matlub olan Hak Teala'nın kainat aynasındaki akislerinden bir akis ile yetinmektir. Hedefi yüksek olanlar ceviz ve üzümle doymazlar. Allahu Teala hedefleri yüksek olanları sever. İnsanların efendisi sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine Cenab-ı Hak bizi hedefi ve himmeti yüksek olanlardan eylesin. Amin. 23. Bölüm İnsanın Melekten Üstünlüğü Tasavvuf yoluna girdiğim ilk dönemlerde müşahademde gördüm ki bir yerde tavaf ediyorum. Başka bir grupta benimle beraber tavaf ediyor. Ancak onlar o kadar yavaş yürüyorlardı ki ben bir tavaf yapıncaya kadar onlar 2-3 adım atabiliyorlardı. O esnada bildirdiler ki burası arşın üzeridir. Tavaf eden bu cemaat de meleklerdir. Peygamberimize ve o meleklere salat ve selam olsun. Amin. Allah rahmetini dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Bakara suresi 105. ayet. 24. bölüm. Evliyanın haktan biri gibi görünmesinin hakikati. Velileri gizleyen kubbeler onların beşeriyet sıfatlarıdır. Diğer insanlar neye muhtaç ise bu büyükler de aynı şeylere muhtaçtırlar. Velilik onları ihtiyaçtan uzaklaştırmaz. Onların öfkelenmesi de diğer insanların öfkesine benzer. Peygamberlerin Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem insanların kızdığı gibi ben de kızarım buyurunca evliyaya ne düşer? Aynı şekilde bu büyük zatlar yeme, içme, aile ve akrabaları ile ilişki ve onlarla ünsiyet konusunda diğer insanlarla ortaktırlar. İnsanlığın ayrılmaz bir özelliği olan farklı dünyevi bağlantılar seçkin insanlardan da avam haktan da kopup gitmez. Hak Teala peygamberler hakkında şöyle buyurur. Biz onları yemek yemez birer ceset olarak yaratmadık. Yani Enbiya Suresi 8. Ayet. Sadece dış görünüşe bakan kafirler ise bu nasıl peygamber? Yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor. Furkan Suresi 7. Ayette diyorlardı. İşte her kim Ehlullah'ın zahirine ve dış görünüşüne bakarsa mahrum kalır. Dünya ve ahirette sermayesi sadece hüsran olur. Bu zahire bakma yanılgısı Ebu Cehil ve Ebu Lehebi İslam nimetinden mahrum bıraktı, ebedi hüsnana attı. Saadete ulaşan o kişidir ki, gözü evliyanın dış görünüşüne bakmaz. Onların iç alemine ait özelliklerine nüfuz eder ve sadece içe bakar. Veliler, Mısır'ın Nil Nehri gibidir. perdeli olan gafillere bela, sevilenleri ise su gibidir. Şu ilginç bir iştir. Beşeri sıfatlar, ehluhlahta, ehluhlahta, görüldüğü kadar diğer insanlar da görülmez. Bunun sebebi şudur. Karanlık ve bulanıklık, engebeli ve kirli yerde ne kadar çok olursa olsun fazla görünmez. Düz ve temiz bir yerde az da olsa çok görünür. Fakat karanlık ve beşeri sıfatlar avam halkın her yerine sirayet eder. Beden, kalp ve ruhuna işler. Havasta yani seçkin insanlarda ise bunlar sadece beden ve nefse kalır. Seçkinlerin de Seçkinleri olan velilerde ise nefste arınır. Karanlık yani dünyevi ve şer'i özellikler sadece bedende kalır. Ayrıca bu karanlık avamda noksan ve hüssane sebep olurken havasta olgunluk ve parlaklığa sebep olur. Seçkin insanların karanlığı halkın karanlığını giderir. Onların kalplerini temizler, tasfiye eder, nefislerini teski edip arındırır. Eğer evliyadaki bu karanlık olmasaydı, halk ile münasebet kuracak bir ortam bir yol bulamazlardı. Fayda verme ve faydalanma yolu kapalı kalırdı. Bu karanlık seçkin insanlarda uzun süre kalmaz ki onları bulandırsın. O karanlığın ardından bu insanların pişmanlık ve tevbeleri sebebiyle başka birçok karanlık ve bulanıklık da yok olur ve o zatlar daha yüksek makamlara erişirler. Bu karanlık meleklerde yoktur. Bu sebeple ilerleme ve yükselme yolu onlarda kapalıdır. Buna karanlık demek kötülemeye benzeyen övgü türündendir. Sıradan insanlar ehlullahın ehlullahın beşeri sıfatlarını kendi beşeri sıfatları ve nefsani özellikleri gibi zannederler. Mahrum ve ziyanda o kadarlar. Görülmeyeni görülene kıyas etmek fasittir, geçersizdir. Her makamın kendine mahsus özellikleri vardır. Her yerinde gerektirdikleri ayrı ayrıdır. Selam, hidayete tabi olana, ve Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna tutana.